Aferin kızım. Kısa zamanda istediğin performansı sergilemeye başladın. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Gelin bakayım. Bugünlük bu kadar yeter. Gel gitme gel. Şirin. Gel kızım gel. Yavaş yavaş özgüven kendine geldi. Gayrı arayış içinde olmaya başladı. Gel. 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 Gel buraya gel. Popo gel. Gel. Gel kızım gel. O pısırık köpek gitti yavaş yavaş. Bölgesini tanıyan, bölgesine göre hareket edip aferin kızım. Aferin kızım. Benim de kendimce farklı köpek eğitme tarzım var. Bakak bakalım. İstediğim kıvama geldiği zaman babası paça gibi kuyruğunu indirecek. Köpeğin özgüvenli kendine gelmesi lazım. Hala çocuk gibi. Daha yeni yeni ekeleştiriyorum. Daha yeni yeni akranlarıyla eğitmeye çabalıyorum. Mesela Pamuk da aynıydı. Pamuk şu an tam özgüveni kendine geldi. Hala çocuk. Gel buraya. Gel kızım gel. Gel buraya gel. Ha, şimdi hiç indirmiyor kuyruğunu. Hayvan hiç indirmiyor. Artık kuyruğunu herhalde indirtiremeyeceğiz. Aynı babası gibi kuyruğu sırtında dolanacak herhalde bu gidişte. Daha ne köpek gördüğü zaman aksine şu anda artık hücumlamaya da başladı. Aferin kızım aferin. Gelin bakayım bu kadar işin gücün arasında bak sizlere eğitim veriyorum. Gel. Gel. Aferin kızım. Demek ki inmiyorum şu sırtından. Paçağın arasını almıyor musun kızım? Biraz daha sabredelim. İnşallah seni sevenlerine çok güzel hareketlerini göstereceğim. Özellikle de sürüdeki köpeklerine de alıştırırsam emanetimizi teslim edene kadar Allah nasip ederse birçok katkım olacak. Bundan sonra artık yavaş yavaş kendine gelmeye başladıkça kuyruğunu daha da çok dikecek. Artık kendini göstermeye başlayacak. Aferin kızım, aferin kızım, aferin kızım. Kız indirsene kuyruğunu, nazar değecek. Kız indirsene kuyruğunu, nazar değecek sana. Oo, orada bak köpekler birbirine girdi. Of of of. Oo, şimdi köpeği sağ onu ortaya aldılar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle biraz bak yakınlaştırmaya. Of 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 of. İşte bura böyle bir yer. Kimin köpeği ise ortaya aldılar. Ha, burada diyorum ha güçlü köpek taşımak bunun için zorundayız. Kiminkisi yazık oldu valla. Biz kendi işimize bakalım. Gelin bakayım gel 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 gel. Al al. Gelin bakayım gel. Az biraz da sese alıştırırsam tamam. Şimdi daha şu an ses konusunda hiçbir şey bilmiyor. Ne kişkilemeyi biliyor. Ne neye hareket sahibinin verdiği komuta göre hareket edebileceğini biliyor. Bunları da öğrendiği zaman inşallah çok güzel olacak. Gel 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 gel. Buyur. Aferin kızım aferin. Ha. Böyle arayış içinde olacaksın. Kuyruğunu da çindirmeyeceksin. Aferin kızlarıma benim. Gel gitme gel. Gel ora kalabalık gel. Biraz deli coşlar. Kanlar hızla akıyor. Genç yetenekler. Bunların içine iki köpek de yerleştireceğim. O zaman eğitmenleri daha iyi olacak. Gel buraya gel. Gel gel. Gel 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 gel. Aa, bu şekilde alan alan gezecek. Gel. Aferin kızım aferin. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Gel. Ha, ha, ha.
Gel bakayım kızım gel. Gel bakalım kızım gel. Aferin kızım, aferin benim kızım, aferin benim kızıma. Ya kızım gel. Aferin, aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin kızıma. Hadi gidelim bakayım gel, 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 gel. Gel kızım gel. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma, aferin. Gel buraya deli gel 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 gel. Gel buraya gel. Kendini boğdurtturacağım manyak. Aferin kızım, aferin. Aferin kızım, aferin kızım, aferin kızıma. Aferin kızım, aferin kızıma. Şöyle özgüvenleriniz elinize gelsin. Aferin benim kızıma. Aferin gel. Aferin. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gelin bakayım hadi eve geçelim hadi. Aferin. Aferin kızlarıma benim. Herhalde şirin kızan olacak. İyi seyirler arkadaşlar. Gece bekleyişlerimiz devam ediyor. Şöylece sizlerle de paylaşmak istedim. Bugün 4 doğumuz gerçekleşti. Şu an sancılanan var ama şu an genel durum gayet iyi. Hepsi yataklattı. Geviş getiriyor. Maşallah. Allah kimseye yemek sayıyla vermesin. Bu işler sevgiyle, aşkla gerçekten emek isteyen bir iş. Şimdi bazıları bana birçok kişi diyor abi kamera koy evden izlesene. Ya evden izlemek önemli değil. Önemli olan şu an şu içinde kıpır kıpır o sesleri duymak. Bu mutluluğu yaşamak. İçinde olmak. Zaten ne geliyorsa başımıza hep hazır işlere, özentilerden dolayı geliyor. Onun için ben emek vermek taraftarındayım. Ne kadar kamerayla da izlesen çıkıp geliyorsun, ürküyor, kalkıyor, kapıyı açtığında ses çıkarttığında ama şimdiki içindeyim. Ha, burada sekim var benim. Koyunların içinde güzel kendime çayın iç, kahven iç. İnternetine bağlan yine. Biraz elbet ki evdeki rahatlık, konfor ve sıcak ortam yok burada. Ama burada da huzur var. İşte emeklerim var. Emeklerini sabırsızlıkla bekleyiş var. Ve o bekleyişin ardında bereketini gördüğün hayvanların doğumları sonrasında mutluluk var. Ben bu işi gerçekten severek, emek vererek yaptığım için pek böyle hazıra yapma taraftarı değil. Yani kamerayla falan işim yok. Kamera sadece dışarıda etrafı dosta düşmana karşı korumak amaçlı var. Yoksa hayvanlarımla iç içe olmayı seviyorum. Beklemeyi seviyorum. Doğumlarında yardımcı olmayı seviyorum. Hele de istediğimiz yani herkesin kendince sevdiği koyunları var, sevdiği koçları var. Hele de onlardan istediği üretimi aldığı zaman oh, vallahi bekleyişin de en azından sabrını görmüş oluyorsun, mutluluğunu yaşamış oluyorsun. Beklediğine de değiyor. Verdiğin emeğe de değiyor. Uykusuz gecelerine de değiyor.
bir ay 40 günlük bir uykusuz gecelerimiz oluyor. Ama sabreden derviş muradına erermiş yani. Bu bekleyişin karşısında da bereketini görüyün. Şimdi ben dışarıdan gelmiş olsam bunların hepsi tekrardan rahatlıklarından kalkacak hayvanlar, hep istirahat eden hayvanlar, doğum ağır gebe koyunlar. Hepsi birbirini eziyor, birbirinin üstüne çıkacak, ürkecek. Çünkü gece rahatsız edilmeyi pek seven hayvanlar değil. İstirahat saatinde. Ne kadar kapıyı yavaş da açsak, sessiz de gelecek desek, ani bir hareketle ürküyorlar. Önemli olan bu şekilde rahat bir ortamda rahat bir şekilde doğum yapmaları. Ha, bu benim görüşüm. Ben rahmetli dedem de gelirdi, böyle seki yapardık. Ahırın içinde küçüktüm. Seki de beklerdi. Bu bekleyişin ardında da bereketini görür. Önemli olan koyuna kurduğa verdirtmemek kadar da bu 5 aylık dönemin sonunda verdiğin emeklerin karşılığını da 1 ay 40 günlük zahmetini çekmekle oluyor. Çünkü doğum ölümün aza inmiş oluyor. En azından müdahalelerini çabuk yapmış oluyorsun. Kuzu kaybını en az indirmiş oluyorsun. Çünkü erken müdahale ettiğin için, emiştirdiğin için ikizlik oranında başarının yüksek oluyor. Vesaire vesaire yani. Biraz feragat edeceksin ki zevkinden, sefandan bereketini göresin. Kazancın bol olsun. Çektiğin zahmeti emeğe değsin. Ayağımın dibine kadar yatıyorlar. Hiç ürkme falan olmuyor hayvanlarda. Özleyenlere gelsin, emek verenlere gelsin. Bu mesleği çok kişi bıraktı. Beni en iyi onlar anlar özellikle. Çünkü onlar da çok uykusuz, düneksiz geceleri olmuştur, bekleyişleri olmuştur.